Merhaba arkadaşlar, ben Serdar. Bugün sizlere SCADA dersimizde proje ödevimiz olan uygulamamızı göstereceğim, tanıtacağım. Dilerseniz programımızı açarak başlayalım. İlk önce yaptığımız birkaç ayardan bahsedeyim, onları göstereyim. Projemizi ödev olarak adında açtım. Motorlar kısmında 3 adet kodumuz var, CMD, Speed, Mod olmak üzere. CMD'de ayarlarımızı bu şekilde yaptık. Speed'de Verilog ayarlarımız bu şekilde. Analog ayarlarımız bu şekilde. Alarmlarımız. Ve Trend ayarlarımız da bu şekilde. Mod ayarlarımız bu şekilde. Dijital ayarlarımız bu şekilde. Aynı şekilde tankta seviye algılamak için yaptığımız bir ayar daha var bu şekilde. Şurada pompa 1, pompa 2, pompa 3 bu şekilde pompa 1, pompa 2, pompa 3. Pompa 1 doldurma, pompa 2 boşaltma, pompa 3 aktarma pompası olarak yaptık. Tank 1, tank 2. Tank 1'i yine boşaltma, tank 2'yi doldurma şeyi, tankı. Mikser 1 ve mikser 2 olarak yaptık. Bu ayarlarımız bu şekilde. Şimdi dilerseniz projemize geçelim. Evet, projemizden bahsedeyim birazcık. Projemizde 2 adet mavi gördüğünüz gibi tanklarımız mevcut. Biri az önce dediğim gibi doldurma tankı sağdaki. Bu soldaki boşaltma tankı. Bunların üstüne mikserlerimiz var, 2 adet sarı. Bu mikserler şu gördüğünüz gibi hareketli simgeyi döndürerek, birazdan runtime'da da göreceksiniz, hareketli bir şekilde döndürüyorlar. İkinci mikser duruyor. Uygulamada göreceğiz, duruyor, çalışıyor. Onları birinci mikser yazıyor. Burada gördüğünüz gibi tankın içerisindeki su seviyesini, sıvı seviyesini belli ediyor. 2 adet de pompamız mevcut. Pompa 1, pompa 2 olmak üzere. Şimdi runtime'a geçelim. Bu girene kadar buradan Verilog ayarlarını göstereyim. Pompa 3, CMD, pompa 1, pompa 3, pompa 2, pompa 1, speed, tank 1, tank 2, mikser 1, mikser 2, speed. İlk önce bir giriş yapalım. İlk önce operatörden giriş yapalım biz. Şimdi operatörden giriş yaptık. Operatörden giriş yaptığımız zaman bunlara çift tıklayarak açabiliyoruz ayrıca bu şeyleri. Süpergeneye ve genelerimizi yaptık. Buradan onları açarak devam edelim. Pompamız, pompa birimiz, mikser ikimiz, mikser birimiz. Bu da pompa ikimiz. Şimdi bot ayarlarında olduğumuz için yani fazla yetkisi yok bunun. Bakın mesela otomatikte çalışmıyor. On off'ta herhangi bir şey yapmıyor mesela. Herhangi bir seviye sayı giremiyoruz. Sadece mene basabiliyoruz. O da bir işimize yaramıyor şu an. Biz kendi hesabımıza girelim. Şimdi mikserlerimizi tekrar açalım. Pompalarımızı açalım. Evet. Buradan
İstediğimiz gibi ayar yapabiliyoruz. Hepsinde herhangi bir sorun yok. Şuradan da istediğim bir kere üstüne tıklayarak herhangi bir istediğimiz sayı yazıp Enter'a basarak onu buradan hız ayarını yapabiliyoruz. Şuradan mesela bunu 36,7 yaptık. 36,7 veya 28,9 yaptım. Bu şekilde. Şu an mesela mikser bir çalışıyor. Bunu bir durduralım. Off yaptık, durdurduk. Pompaya ikimiz de çalışıyor. Onu da bir durduralım. Şimdi gördüğünüz gibi mikserlerimiz durduğu zaman mikser bir motoru duruyor. Mikser ikinci mikser motoru duruyor. Birinci mikserimizi çalıştıralım. Birinci mikser motorumuz çalışıyor. İkinci mikser motorumuz çalışıyor. Pompa 1'i çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi seviye azalıyor. Burayı dolduruyor. Pompa 1'i durdurdum. Otomatik kendi tekrar doluyor. Pompa 2'yi çalıştırdığım zaman dışarı aktarmayı yapıyor. Pompa 2'yi durdurdum mesela. Açtım. Dolum yapıyor. Aynı zamanda boşaltıyor. Buradan bu şekilde de bunlardan çıkabiliyoruz. Ayarlarımızı açalım. Gördüğünüz gibi. Evet, alarmlarımız da bu şekilde. Buradan görebiliyoruz. Birine çalışıyor. Mikser 2'yi de durduralım. Gördüğünüz gibi admindeyken bunlar da istediğimiz gibi oynama yapabiliyoruz. Burada istediğimiz sayıyı vererek bu şekilde elimizde de ayarlayabiliyoruz. Hepsini çalıştırabiliyoruz. Ama diğer operatöre geçtiğimiz zaman operatörde çalıştırma izni vermiyor. Sadece menü bastırabiliyor. O da bir işimize yaramıyor. Sadece bunları açabiliyoruz. Bu kadar. Projemiz bu şekilde çalışıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.